Herkese tekrardan merhaba. Başlayalım. Şimdi Product Bot'ta ürün aratırken bizim burada üç çeşit ürün arama metodumuz var. Nevi kategoriyle, ASIN listesiyle ve Amazon linki ile üç çeşit arama yapıyoruz. Şimdi burada bizim bir Amazon Choice kaynak butonumuz var. Bu ne demek? Diğer yazılımlarda olmayan bir eklenti bu aslında. Bu Amazon'da sales rank'i yüksek olan, satış potansiyeli çok yüksek olan ürünleri sadece seç demek. Bizim arattığımız basit bir arama linki de örneği de yapalım hatta. Şuradan hesaptan çıkıyorum. Şurayı clipping yapalım. Şimdi bu metotla ilerlediğimizde bestseller'da örnek veriyorum bir link buluyoruz Home and Kitchen'dan. Böyle neyi seçelim? Storage and Organization seçelim. Takı ve şey bulduk. Takı kutuları ve organizasyon. Tamamdır. Şimdi böyle bir link elde ettik. 7000 tane ürün var. Şansımız onu azaltmaya çalışmayacağız şimdi. 7000 tane ürün var. Biz ne yapıyoruz? Bu linki alıyoruz. Vanamese'de aratıyoruz. Buraya kadar her şey tamam. Burada sales renkler var. Bakın sales renkler gözüküyor. Şimdi biz bu linki attığımızda çok genel bir arama yapıyoruz aslında orada. Eğer ürün sayınız, Profit Bot'taki havuzdaki ürün sayınız yeterli ise dediğim kısımda şu ürünler Product Bot'a geldiğimizde en aşağıda bizim bulunduğumuz başarılı ürün sayısı var. 2300 tane ürünüm var mesela benim şu an başarılı şekilde bulduğu. Eğer bu sayı sizde de bu civarlardaysa hatta 500 ve üstüyse size tavsiyem artık Choice ile aratmak olur. Choice butonunda bu linki alıp arattığımızda sales rank'i yüksek ürünleri buluruz. Satış potansiyeli yüksek ürünleri buluruz. Amazon öne çıkardığı ürünleri buluruz. Bu sayede nokta atışı ürün tespit etmiş oluruz. Bu buton o işe yarar. Ama ayrıca bir ek getireyim buna. Burada ürün sayınız azsa mesela 10-15 yani çok ürün bulamıyorsanız bunu ilk başta yapmayın. Çünkü bu sizin ürün potansiyel bulma potansiyelinizi %80, %70 azaltacaktır. Atıyorum siz 100 ürün bulacakken bir anda 30 veya 20 ürün bulacaksınız. Neden? Çünkü en seçkin, en çok satan ürünleri bulmuş olacaksınız. Dediğim gibi tekrardan ürün sayısı yüksek olanlar Amazon Choice butonunu kullanabilir. Ondan sonra Amazon bizim farklı olan diğer yazılımlardan bir özelliğimiz daha var. O da envanterde. Bu da Vanamese Choice butonudur. Zaten burada detaylı açıklaması veriliyor. Ben buna daha da genel bir bakış açısından yaklaşmak istiyorum. Bu Vanamese Choice butonuna günlük olarak basmalıyız arkadaşlar. Eğer burada çok adet bize sildirmesi gereken ürün varsa mesela benim şu an yokmuş. Eğer Vanamese diyorsa size bu işte 200-300 ürünü silmeniz gerekiyor diyorsa ürün araştırmanızı tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü burada uyumlu ürünleri bulmuyoruz demek. Ne demek uyumlu ürün? Neden kastediyorum? Şimdi bizim Amazon satıcı panelimize geldiğimizde envanterimizde bir inaktif bölümü var. İnaktif bölümü ne demek oluyor? İşte gerekli approve'ları alamamış, gerekli onaylamaları, tescil belgelerini alamamış ürünler var. Veya bilgisi az girilmiş ürünler var. Bizim günlük olarak zaten burayı kontrol etmemiz gerekiyor. Out of stock'lar hariç. Out of stock'ları ona kadar bekleyebiliyoruz. Pricing issue'lar var. Bizim için en önemlileri fiyatlandırma hataları, adaletsiz fiyatlandırmalar. Bunları direkt siliyoruz zaten. İşte Vanamese Choice tuşu aslında bunları önceden tespit eden bir yapay zeka. Bu ürünlerin uygun olup olmadığını ve daha burada detaylı bilgisi yazıyor. Lowest price farklarının ve buy box'lara uygun olamayacağını, makas farkının çok olduğu ürünleri tespit edip silmemize yarıyor. Bu iki tuşu ilerleyen zamanlarda, hatta Choice'u bu zamanlarda kullanabilirsiniz. İlk başta gösterdiğim gibi ürün ararken de bu butonu kullanabilirsiniz. Kaynak mağazada Choice olanlar genelde diğer ülkelerde de Choice oluyor. Bu soru geleceğini tahmin ediyorum şimdiden. Çünkü biz Kanada'da satış yapıyoruz. Kanada'da Choice olmayanı nasıl bileceğiz? Kanada'da Choice olanı nasıl bulacağız? Burada kaynak yazıyor diyebilirsiniz ama kaynak mağaza Amazon.com'da Choice olan yani seçkin ürün sales rank yüksek olan diğer ülkelerde de Choice oluyor. Bu genel bir şey aslında. Çünkü bizim kaynağımız orası. Amazon'da Amazon yapıyoruz. Ondan sonra bahsedebileceğim bugünkü başka konulardan
Bunlar var. Ondan sonra ürün arama ile ilgili daha detaylı videolar çektik geçen haftalarda. Varsa sorularınız onunla ilgili alabilirim. Yavaş yavaş geldi zaten sorular. Onlara bakalım. Hocam merhabalar. Ara depodan gönderilen ürünlerde maks ağırlık ve hacim ölçüleri nedir? Furkan Bey, bunu da biz belirlemiyoruz. Kargo panelinden ürününüzü belirleyebilirsiniz ne kadar olduğunu ki zaten sipariş etmeden önce bir fiyatına bakın derim ben. Ona göre hangi kargo ile gitmesini kendiniz tespit edersiniz. Herhangi bir kilo kısıtlamamız yok ama tabii böyle 20-30 kiloluk ürünlerin kargo masrafı çok oluyor. Bunun dezavantajı ne? İade olduğunda kargo ücretleri iade olmuyor arkadaşlar. Ara depo kargo ücretleri. Onu da göz önüne alarak kargolarınızı geçin diyorum. Çok da ara depo ile giden ürünlerde iade olduğunu görmedim ama olduğu zaman bunun iadesi yok. Onu tekrardan belirteyim ağırlıkla ilgili soru gelmişken. Yücel Bey'den bir soru gelmiş. Hocam Choice'de de arama yaptığımda 9.000'lik like 5 tane buluyor. Dediğim gibi Yücel Bey çok düşürüyor o ürünü ama o 5 tane ürünün ikisini satsanız bile kârdır bizim için. O yüzden 9.000'lik değil de böyle 10-20.000'lik ürünlerde de Choice aratabilirsiniz. Birkaç hız satış eğitimi aldıktan sonra ASIN şeylerinde de ASIN dosyalarında Choice aratırsanız o da başarılı bir sonuç olur aslında. Choice butonu sadece Amazon.com'da Choice 13 ürünleri mi bulur yoksa Vanamez'in kendi algoritmasına Choice 13 ürünleri mi? Şimdi Enes Bey bu dediğiniz çok güzel bir soru. Önceden sadece Amazon'daki Choice'leri buluyordu ama artık Vanamez'e kendi yapay zekasını şu şekilde değiştirdi. Şimdi New Release ürünler var aslında. Yeni çıkmış ürünlerin ne olacağı belli değil. Ama arka planda biz onun giveaway'lerini görebiliyoruz. FBA yapanlar diyeceğimi anlar şimdi veya FBA ile ilgilenenler. Bir ürün çıkmadan önce arkadaşlar bunun hediye edilmesi olur. Belirlenen 10 farklı test kullanıcıları vardır. Hatta test kullanıcısı da olabiliyorsunuz Amazon'da. Nedir bu test kullanıcısı? Bir ürün piyasaya çıkmadan önce adam kendine bir yüzdelik belirler. Ben %10, %20 ürünümü hediye edeceğim der. Bu hediye ettiği ürünler test kullanıcısıysanız eğer size ulaşır. Siz bunları test edersiniz ve onlara güzel bir yorum bırakırsınız. Bunları da görebilen bir yapay zeka var aslında arka planda. O yüzden Choice bunun için önemli bir eklenti. Onu tekrardan deneyelim. Merhaba da hocam. Yazılımcı bir arkadaşım herkesin yoğunlaştığı 1.000 üründense arka planda kalan 20-25 bin ürüne yoğunlaş. Daha kâr satış yaparsın dedi. Bu mantık doğru mu sizce? Şimdi o sayılarla değil de dediği mantık tabii ki de doğru. Herkesin yoğunlaştığı üründen siz nasıl sıyrılabilirsiniz? Daha detaylı araştırma yaparak ve daha nasıl diyeyim ülke bazlı araştırma yaparak atıyorum siz Kanada ve Meksika, Japonya tak 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 aynı bulduğunuz linklere eklerseniz çok bir başarı beklemeyin. Atıyorum Kanada'da ne satılır? Kanada halkı yöresi neyi daha çok talep ediyor? Veya Kanada'nın dönemlik sezonluk futbol maçları mı var? Hokey maçları mı var? Bunları takip edebilmeniz gerek. Bunları da zaten Ömer Bey anlatıyor hız satış eğitiminde. Dediği mantık doğru tabii ki de. Kimsenin yoğunlaşmadığı ürünleri bulmak mümkün. Sürekli fiyatlandırma hatası alıyorum. Murat Bey, bunun için lowest price ilk başta %50 ve üstünü silmeniz gerekiyor fiyatlandırma hatasını atlatmak için. Onu da şöyle yapıyoruz. Envanterde lowest price farkı ilk başta %50 ve üstünü 12 tanesini siliyoruz. Şuraya sil dedim. Şu şekilde sildi. Ondan sonra bir de %15 yazıyoruz buraya. Ne yaptık? %50 ve üstüyle hiç uğraşmadık. Orada büyük bir yığılma var. Çünkü %190 falan var. Onları eledik. Ne yaptık? 15 ve 50 arasını yakaladık. Bunları da gruplandırıp daha fazla gruba ekleyip, bunu şimdi her hafta aynı şeyleri göstermiş gibi olmayayım. Soru geldiği için tekrar edeyim ama yine de onu. Şuradan ben ayarlamıştım. Yeni grup ekleyip isim yazıyorsunuz oraya. Lowest 15-50 diye uygula diyoruz. Bunu şu an bu gruba ekledik arkadaşlar. Ne yapıyoruz ondan sonra fiyatlandırma hatası almamak için? Ayarlar bölümünden yaptığımız gruplandırmanın kar marjını normalde 15.99 iken 12.99'a çekiyoruz. Bu şekilde fiyatlandırma hatasından kurtulabiliriz. Şimdi ondan sonra diğer bir soruya bakalım. Merhaba, açılış suspendi. 3 kere açılış suspendi şimdi konumuz. Amazon Seller Center'da envanterde Apple Record olan ürünleri ne yapmalıyız? Ezgi Hanım, onları silmeliyiz. Biraz önce de gösterdiğim gibi o panelde out of stock hariç bir şey kalsın istemiyoruz.
Çünkü onun onaylamasını alabilmek için ürünün temel haklarına sahip olmamız lazım aslında. Ürünün bizim fiziken sahip veya distribütörü olmamız lazım. Onlarla uğraşmaktansa bir ürün başına bunları silmeyi tercih ediyorum. Ben ona harcayacağım zamanla ürün ararız. Amazon Choice seçince diğerlerini seçmeye gerek yok FBA kaynak. Şimdi Mehmet Bey gerek yok diyemem ama hem Amazon Choice hem FBA kaynak hani filtre üstüne filtre yaptığınızda sizin karşınıza 5-6 tane ürün bulur. O yüzden Amazon Choice'u başlı başına seçebilirsiniz. Tabii ki de ürün bazlı olarak Trademark ve hedef mağaza satıcıyı her zaman seçiyoruz. Trademark'ı da ürün bazlı olarak genelde elektronik kategorilerinde seçin. Yani dahil edilmeyecekleri seçin. Hocam VanaMZ'ye geçmeyi düşünüyorum. Daha önce VanaMZ kullanıyordum fakat asil tarama özelliği tam çalışmadı. 5K liste biliyordum. 2K. Şimdi bizim burada sınırlandırma kalktı Gökhan Bey asil taramada. O yüzden tekrar denemenizi tavsiye ederim. Asil taramasında herhangi bir kotamız yok şu an. Furkan hocam ben bugün biriyle görüştüm. Yeni mağazası da haftada 500 tane ürün yüklemem çok dedi. Siz kaç tane yüklemiyorsunuz? Şimdi geçen İzmir açılışında da aynı şeyi konuştuk. Yeni mağazalar için 1200 civarına kadar sorun yok. Tabii bu 1200 üst limit. Yani 1200 yapın demiyorum ama 700-800 civarları iyidir bizim için. 500 tane ürün çok değil yani öyle söyleyeyim. Amazon Choice ürün yüklemek buy box alma hızlandırmalı. Tabii hızlandırır. Amazon Choice daha çok böyle buy box sizin mağazanızın algoritmasına bağlı olarak değişiyor ama Amazon Choice ürünler güzeldir. Onu deneyebilirsiniz. İyi akşamlar konuşursanız bir sefere mahsus. Engin Bey sorabilirsiniz. Hocam ben de yeni başladım. Ben 3 şekilde yapıyorum. Normal sales rank olarak ve sadece Amazon Choice yaparak hepsini ürün listesine ekliyorum. Doğru mudur? Evet doğrudur. Yeni başlayanlar için herhangi bir envanter havuzundan ayırt etmenizi tavsiye etmiyorum. Hani buradaki ürünleri çok ayrıştırmayın. Atıyorum karı düşükleri elemeyin. İşte sales rank'i olmayanları elemeyin. Ne varsa yükleyin. Çünkü bunlar bizim için bir trafiktir aslında. Mağaza trafiği de önemli yeni başlayan hesaplar için. Hocam Seller Center'da Inventory Listing Quality Dashboard'da ürünler var. Onlara bir müdahale yapmamız gerekiyor. Listing Quality Dashboard ürünleri genelde Japonya'da olur arkadaşlar. Bunun nedeni ise Japon alfabesine İngiliz şey çevirirken, İngilizce çevirirken bazı eksiklikler olabiliyor açıklama kısmında. Onda bir problem yok. Yapmamız gereken bir şey yok. Sadece inaktif bölüm önemli bizim için. Ürün sayım çok değişik. Daha 200 adet. Uğur Bey 200 adet az tabii ki. Yani yeni başladıysanız 2-3 gün önce başladıysanız normal ama eğer 1 aylık mağazaysa 200 adetle satış bekleyemeyiz. Satış için şöyle 1500-2000 civarı ürün gerekli. Merhaba A2Z Claims'ten dolayı. Şimdi suspendler hakkında görüşmek istemiyorum. Çünkü suspendler bizim konumuz değil. Hocam merhaba. Kanada mağazamda günde 90 tane ekliyorum. Zaten bu eğitimlerde gösterdiğimiz önlemleri alırsanız suspendleri engellemiş olursunuz. Günlük olarak inaktifleri silip account health'inizdeki istedikleri şeye appeal yazarak bunların önüne geçmiş oluyoruz. Bunlar önemli bizim için. Suspend yiyebiliriz gayet normal ama ikinci bir suspend yememek bizim elimizde. Hocam merhaba. Kanada mağazamda günde 90 tane ekliyorum. Haftada bir gün mağazayı dinlendiriyorum. Lowe's olmayanları siliyorum. İki oldu mağaza açıldı. Buy box. Bayağı uzun yazmışsınız misal. Bir gün mağazayı dinlendiriyorum. Lowe's olmayanları siliyorum. İki ay oldu mağaza açıldı. Büyük ihtimalle buy box. Şimdi 92 ay oldu diye anladığımı söyleyeyim. Ay yazmamışsın ama 90 ay az. Günde 100-150 yükleyebilirsiniz 2 ay olduysa. Buy box için de az zaman kalmıştır. 2 ay zaten 90 gün diyoruz ya buy box için. Siz bu ay buy box almanız an meselesi Yücel Bey. Merhaba, VanaMZ kullanıcısıyım. Açılış suspendinde 3 kere gönderdim. Açılış suspendleri çok zor değil aslında. 3 kere gönderdiğiniz belge kabul etmezler. Çünkü bir destek almanız lazım. Ben geçen bir arkadaşın hesabına bakıyordum. Amazon'u seviyorum yazmış onların suspend cevaplarken case'ine. Bunlar tabii ki açılmaz. Tabii size onu demiyorum öyle yazdınız diye ama destek alırsanız daha iyi olur Halil Bey. İyi akşamlar. 4 aylık mağazada çok az ürün buluyorum. Mantığımı şu an için kullanmam. Şimdi Engin Bey envanter sayınıza bağlı. Envanter sayınız yerine oturmuşsa günde artık böyle 2-3 satış veya 1-2 satış geliyorsa Choice ürünü aratarak daha da güçlendirebilirsiniz envanterinizi. Neden? Çünkü sizin bir zamanınız var artık hani artık
oturmuş rayına düzen. Bundan sonra sadece kaliteli ürünler yükleyeceğim diyebilirsiniz. Yani şöyle de aslında başlangıç ince Choice'da aratılabilir. Atıyorum siz 10 tane aratıyorsunuzdur günde. Link ikisini Choice'da aratabilirsiniz. Veya 10 tane arattığınız linkin aynı linkleri Choice'da da aratabilirsiniz. Oradan o nokta atışları yakalayabilirsiniz. Hocam Japonya'da hiç sales ranking'im bulunmuyor. Ne zaman bu ne? Aslında Japonya bunun için çok ideal bir pazar ama sales rankler bulunuyordur. Şeyden ekledikten sonra tekrar bir bakın isterseniz. Japonya Buybox alman en kolay olduğu mağaza. Benim danışanım 4 günde almıştı Japonya'da yani. Hatta 54 saatte alan bile var Japonya'da. Bizim hiç Anadolu tarafında ofis açmayı düşünüyoruz. Yücel Bey şu an düşünmüyoruz. Şu an İstanbul, İzmir'de ofislerimiz var. Bir Amerika'da var, Antalya'da var. Bakü'de var. Japonya'da olabilir belki. Ömer Bey açabilirse var ya bir tane ofis güzel olur. Bizim Product Botta Max'ın ürün adetini kaç bilmeliyim. Onu şöyle cevaplayayım. Buradaki envanterde bulduğun ürün sayısına bağlı. Mesela benim şu an 76 tane var. Çok az aslında ama biraz önce ekledim. Temizliyorum sürekli burada buldukça. Eğer sizin de bu civarlardaysa 2000 ile başlayabilirsiniz. Ondan sonra bir baktınız Product Bot havuzunuzda 500-600 ürün var. Tak 1500'e düşürebilirsiniz. Bir süre sonra 2003 ürün olduğunda orada bekletmenin bir anlamı yok. 500'e kadar düşürebilirsiniz bunu. Tamamen kademeli olarak kendiniz düşürün. Lowest price ile beraber. Bu arada burada ürün biriktirmeyin. Bir ay sonra siliniyor. Bulduğunuz o güzel ürünler boşuna gider. Onu da hatırlatayım. Hocam ben bir şey sorabilir miyim size? Soruları cevaplayayım Serdar Bey. Sonra sesli soruları şey yapacağım. Tamam hocam. Ben 1,5 yıldır Amazon Drop yapıyorum. Ben sözleşmeli memur olduğum için kardeşim arkadaşım adına mağazaları var. Kendi adıma mağaza açmak istiyorum. Türkiye pazarına giriş yapmasam sorun olur mu? Türkiye'ye para girişi yapmasam sorun olur mu? Onu bir bence muhasebecinize sorun. Yani Türkiye para giriş yapmamak imkansız bir süre sonra Payoneer'de para biriktikten sonra Türkiye'ye sokmanız gerekir. Onu bence bir muhasebeciye sorun. Ama genelde memurlar dediğiniz yöntemi uyguluyor. Kardeş, eşi, dostuna açık hesapları. Özellikle avukat danışanlığımız öyle yapıyordu. Amazon'da Türkiye'den bir silah satıcısını anlaşarak satış yapabilir mi tüm vergini temin etmek koşuluyla. Amazon'da silah satışı olmuyor diye biliyorum. Sadece birkaç aksamını çıkarıp satış oluyor diye biliyorum. Mesela ne bileyim silahı tetikleyen bir parçasını çıkarıp satılabiliyor diye biliyorum ama çok da detaylı bir bilgim yok silahla ilgili. Merhabalar Arda Bey. Öncelikle İzmir şubeniz hayırlı olsun. Uygun bir zamanda ziyaret edeceğim inşallah. İki farklı alıcı hesabım suspend oldu. 700 dolar gibi ürün siparişi verirken inceleme altına alındı. Hesap bağlı kredi kartlarının ekstresi Amazon. Şimdi alıcı hesapları çok suspend oluyor bizim danışanlar şey danışman şeylerde de ekipte de alacağız hesabının suspend olmasını önlemek için yapabileceğimiz birkaç yöntem var. Bunlardan biri hızlı bir şekilde Prime üye olmayın arkadaşlar. Hemen ilk haftadan Prime olmayın çünkü Amazon'un radarına giriyorsunuz. Daha fazla sizden data çekebiliyor. Hem Prime olduktan sonra ve sürekli hediye gönderdikten sonra çünkü bizim ticaret modelimizde biz Gift seçeneğiyle gönderiyoruz içine fatura koyulmasın diye. Bu tetikliyor Amazon'u aslında. Çünkü son zamanlarda suistimal edildi. Alıcı hesaplarından iadeler oldu. Ürünler gönderilmedi falan filan. Onun için bir şu an inceleme var orada. Hızlı bir şekilde Prime olmayın. Ondan sonra kredi kartı ekstresi giriyoruz ya. Oraya Blink adresle kredi kartı ekstrenizdeki adres birebir aynı olsun. Onu soruyor çünkü kapandığında ilk. Bir de çok kayıtlı adres tutmayın alıcı hesabında. Kayıtlı adresleri sürekli temizleyin. Hani 100-200 sipariş oluyor. 100-200 tane adres yazıyor orada farklı farklı. Bu da çok hoşuna gitmiyor aslında. Onları silmeniz lazım. Böyle 5-6 siparişten sonra silmeniz lazım. Amazon'dan erken ödeme istemede sorun olur mu? Ödemede hesap bilgileri silindi uyarısı alıp ödeme iptal oluyor. Ne yapmalıyım? Payoneer bilgilerini tekrardan girin. Bir problem çıkmaz. Avustralya hariç tüm para birimlerini Amerika'ya bağlayabilirsiniz. Amerika Payoneer hesabınıza bağlayabilirsiniz. Erken ödeme istemede sorun olmaz ama diğer ikinci kalan parayı bir tık uzun tarihe atar. Uzatmış olursunuz topulu paranın gelecek tarihi. Erken ödeme yapabilirsiniz. Tabii sizin ticaret anlayışınıza bağlı ama bir problem olmaz. Herhangi bir sen erken ödeme istedin, diğer ödemeyi kesinti yapacağım diye bir şey yok.
İade aldım. 2 adet ürün aldığım yer ayrı ayrı göndermiş. Nasıl yapmadım? İade aldım. 2 adet ürün aldığım yer ayrı ayrı göndermiş. Nasıl yapmadım? İade sürecine 2 tane barkod mu çıkarayım? Şimdi ürünler aynı kişiye gittiyse 2 tane barkod çıkarmanıza gerek yok. Tek bir barkodla zaten Amazon'un depo adresine, nerede şimdi unuttum, şuradan bakalım. Zaten tek bir, 2 tane depo adresi var. Biri Las Vegas'ta, biri şeyde. Şuradan hemen onun adresine de bakalım. Aynen, Amazon Return Las Vegas'taki Buy Lake'e gidiyordur. İkisi de zaten 2 ürün tek bir label verirler. Diğer label da aynı olur. Onu söyleyeyim. Diğer label'ı da aynı. Label dediğim şey de etiket bu arada arkadaşlar. Atıyorum MNG'den, PTT'den gelen kargoların üstünde bir etiket oluyor ya. Onu biz çıkarıyoruz. İade süreçlerinde alıcı kişiye gönderiyoruz. O da onu print ediyor. UPS veya DHL onunla beraber ürünü veriyor. Tabii bu iade süreçlerinde 3 çeşit kargo seçeneği var arkadaşlar. Birincisi drop off, birincisi pick off. Drop off dediği, pardon. Evet, drop off dediği gidiyor, UPS kişinin evinin önünden alıyor. İkinci seçenekte de kişi gidiyor, şeye veriyor, UPS'e kargo veriyor veya DHL'e. Bizim en çok tercih ettiğimiz şey UPS'in gidip bizim alıcının kapısından ürünü alıp iade sürecine başlaması. Bir de üçüncü bir seçenek var. Onu çok sevmiyoruz aslında. Bana denk geldiğinde sıkıntı yaşıyorum ondan. Kişi hem iade ürünü kendisi götürüyor kargo şubesine, hem de ücretini kendi ödüyor. Bu süreçte kişinin işte IBAN'ı olur, Sivit olur, o şekilde göndermeniz gerekiyor. Bu biraz daha sıkıntılı bir iade süreci. O da genelde üçüncü parti satıcılarında oluyor. Onu önceden tespit edemiyoruz. İadelerde ona bir açıklık getireyim. İstanbul'da ofisiniz var mı? Açılış sansmanınızı destek alın. İstanbul'da ofisimiz açılacak. Nisan döneminde sanırım açılacak ofisimiz. Yüz yüze görüşebilirsiniz orada. Merhaba hocam. Japonya için kar oranı ve Amazon komisyon oranı için öneriniz nedir? Japonya için Amazon komisyon oranımız %20. Japonya için başlangıçta %15 ile başlayıp %30, 35, 40'a kadar çıkarabilirsiniz. Japonya'da karlılıkta bir sorunumuz yok. Kar oranı yüksek ürünler satış yapılabiliyor Japonya'da. Hocam daha önce bir adet asim taraması yaptıysanız asim taramasına ait pencereyi gösterebilir misiniz? Asim taraması ile ilgili pencere. Burada büyük ihtimalle asim arıyorum ben. ...17 tane bulmuş burada 5000 üründen mesela. Asim taraması ile ilgili pencere de şu şekilde. Ama ben o üründe çok filtreleme yaptım, o yüzden 17 tane bulmuş. Çoğu yüzü falan seçtim. Burada asim listesini seçiyoruz. Ya hazırladığımız asim dosyasını buraya yüklüyoruz. Eğer içinde kaç adet varsa, atıyorum 3000 tane ürün varsa 3000 yazıyoruz. 5000 tane varsa 5000 yazıyoruz. Lowest price farkı linkle arattığınızda aynı olabilir. SQL kodunu Amazon asim dosyasıyla ilişkili bir şey yapabilirsiniz. Bu ayarlarla asim dosyasını da aratabilirsiniz. Az hocam eski bir bağlamcı videosunda sunucu kurulum hizmeti olduğunu gördüm. Sunucu kurulum hizmeti hala devam ediyor mu? Yok Burak Bey, sanal sunucu kurulum hizmetimiz devam etmiyor. Hocam %5'çiler drop'u 5 yıl sonra yapılamaz hale getirebilir. %5 low şey yapanlar mı? Lowest price farkı yapanlar mı? Yani rekabeti arttırdığı için olabilir ama siz farklı ürünler ve farklı yöntemler geliştirdikçe bu işi yapabilirsin sonuna kadar ki Amazon Dropshipping e-ticarete başlamak için birebirdir aslında. Siz burada dropshipping yaparsınız 2-3 yıl. Çok mantıklı bir ürün görürsünüz sürekli satan. Bunun FBA modeline de geçebilirsiniz. O yüzden Amazon'a ve dropshipping e-ticarete girmek için güzel bir başlangıç aslında dropshipping. Bir aylık mağazada hız satış incelemesi aldım. Bu inceleme sizin problem olması için öneriniz var mı? Hız satış incelemesine appeal yazmanız gerek. İstediğiniz kadar dikkat edin. Hız satış tamamen şansa bağlı bir şey. 3 satış yapana da gelir, 100 satış yapana da gelir. İncelemeye güzel bir appeal yazmanız lazım. Ondan da destek almanız lazım. Kendi başınıza yazmayın çünkü açılmıyor. Ben de ilk başlarda kendi başıma yazıyordum.
Ondan sonra araştıra araştıra daha doğru yöntemler buldum. Eğitim aldım. O şekilde suspentlerle ilerlerseniz daha iyi olur. Hocam varsa kredi kartını nasıl aktive edebiliriz? Şimdi ayarlarda order bot'tan bahsediyorsun sanırım. Onu da değinelim. Order bot'a girdiğimiz kredi kartından para çekmiyorsa eğer şunu yapmanız gerekiyor. Alıcı hesaba girip Payments bölümüne şimdi girmek istemiyorum. Kredi kartın üstüne basıp Set as Default demeniz gerekiyor. Set as Default dedikten sonra bir problem yaşamazsınız. Ürünleri OrderBot o karttan alır sürekli. Japonya teslim süresini 6-10 gün yazıyoruz. Bugün bir sipariş geldi. Teslim için 25 gün sonrasını gösteriyor. Japonya teslim süresi 6-10 gün değil ya. 10-20 güne çekin. Evet, 6-10 gün bazı dönemlerde çekebileceğimiz bir sayı. 6-10 günde Japonya'ya çok ulaşmaz ürünler, öyle söyleyeyim. Hocam 10-20 güne çekin Borhan Bey. Hocam örneğin ARD ürün adeti 3000 çıkıyor ama USD link arattığımda 1000 sonuç çıkıyor. Ve tüm kriterleri uygulasam da sonuç 1000 ya da 1500 gibi oluyor. Bu nasıl oluyor? Ve sonuç 1000 ya 1500 ise çok iyi. Bizim şu an istediğimiz sayıların çok çok üstünde. Ben şunu diyorum. Her bir link aramasında biz 100-200 ürün buluyorsak çok iyi. Yani arattığımız potansiyel kriterlere göre de değişir ama dediğiniz adetler güzel. Arattığımda 1000. Ha, 1000 sonuç çıkıyor dediğiniz şurada mı 1000 sonuç çıkıyor? Eğer burada 1000 sonuç çıkıyorsa biraz daha genel başlığına bakın. Neydi bu yani? Organization'dı. Ben ne yaparım burada eğer 1000 sonuç çıksa? Search and Organization'da bir tık daha geniş başlıklar aratıyorum. 1000 sonuçla ürün bulmanız çok yani az. Burada ben %10'luk pay biçiyorum. Hatta %0,10'luk pay biçiyorum bulma şeyi olarak. Evet. Serdar Bey, evet sorunuzu alabilirim. Şu an yazılar bitti. Hocam ben şunu soracaktım size. Şimdi bizim Perşembe günü yanılmıyorsam biz ürün yüklemeye başladık. Neye başladınız? Affedersiniz, duyamadım. Yüklemelerine biz sanırım yanılmıyorsam Perşembe günü başladık zaten. Tamam. Şu an 3-4 günlük bir süreç oldu. Şimdi daha önce de aslında siz dediniz ki gruplandırmaları biz görmedik hocam aslında. Yani o gruplandırmalardan biraz bahsedebilirsek. Şimdi mesela benim açtığımız o 3-4 günlük mağazada 160'a yakın bir buyback oranı oluştu. Evet. Ama hani olmayanlarla ilgili bu gruplandırmayı birkaç kere kendim denedim ama bir hatalı işlem yapıyorum ki hani o farkları düşüremiyorum. Mesela çok az farklar var Lowest'ta olabileceğim. Ama o gruplandırmayı seçip o şeyi bir türlü ayarlayamadım hocam. En azından ona bir değinirseniz. Hız satış eğitimi aldınız mı Serdar Bey? Hız satış eğitiminde anlatılıyor son derste gruplandırma. Vallahi hocam işte yani hızlı satış eğitimi almadım. Sadece bu eğitimi aldık. Burada da herhangi bir gruplandırma vesaire kimse bize anlatmadı. Şimdi Ben Serdar bilmiyorum. Bey, Buybacks gruplandırması bizim ücretli paketimize giriyor. Benim burada aslında lowest price'la yaptığım gruplandırmayı ona uyarlayabilirsiniz. Hani şey yapmak istemiyorsunuz ama şimdi onu göstermem yanlış olur. Çünkü bizim paketimizin içine dahil bir şey. Diğer kullanıcılara şey olur ama dediğim yöntemle gruplandırabilirsiniz Buybacks olmayanları da. Ama işte hocam ben de onu söylüyorum ya. O dediğiniz yöntemle ilgili yani neyle ilgili biz diyorum ya şu an programla ilgili bir eğitim alıyoruz. Ama eğitimin içeriğinde gruplandırma ne işe yarıyor bunu anlatmayacak mısınız? Ya bu tarz şeyleri bilmeyeceğiz mi? Bakın Serdar Bey, burada %15 ve üstünü gösteriyorum ya ben. 121 tane ürün var burada. Evet. Ben buradan daha fazla dediğimde gruba ekle seçeneği var. Şimdi siz bunu kendi isteğinize göre uyarlayabilirsiniz diyorum. Ben şu an sizin dediğiniz şeyi yapsam dersin içeriğini anlatmış olurum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani benim elimde olan bir şey değil. Buradan siz diyeceksiniz ki bunu yapmayacaksınız da Buybox'la ilgili bir şey yapacaksınız. Buraya da uygun değil yazıp gruplandıracaksınız. Bu kadar basit aslında. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii Uğur. Şimdi ben de demin yazdığım gibi yeni başladım. Yaklaşık 1-1,5 haftalık bir süre oldu. Şu anda 200 tane ürünüm var. Daha çok Meksika ve Kanada'da ürün yüklemeye çalışıyorum. Biraz önce yazdığım şöyleydi. İlk işte Amazon linkiyle daha çok gidiyorum. İlk yüklemelerimde Asin de kullandım ama Amazon'da linkle giderken önce sadece işte ürün en baştaki satıra 500 adet yazıyorum. Altındakine 5 yazıyorum ve aşağıda
Sadece hedef satıcı da bul diyorum. İlk aramam o oluyor. İkinci aramamda sales rank'e yani yine 505 ve sales rank'e de 1 ila 300 bin yazıp yine hedef satıcı da bul diyorum. Aynı link üzerinden. Üçüncü aramamda da aynı link üzerinden sadece yukarıya yine 5 ve 500 ve 5 yazıp Amazon Choice'u seçip hedef mağazada aynı satıcıyı derken diyerekten buluyorum. Mikrofonunuz kapandı. Bir saniye. Nerede kaldım? 3 tane arama yöntemini, aynı linki 3 defa aratmıştınız, orada kaldınız. Evet, 3 defa arattım hocam. İlkinde yukarıya sadece maksimum ürün adedi 500, Dovuz Price farkı 5 ve en alta hedef mağazada aynı satıcıyı seçiyorum. İkinci aramamda maksimum ürün adedi 500, Dovuz Price farkı 5. Sales rengi 1 ve 300 bin deyip yine aşağıda hedef mağazada aynı satıcıyı seçiyorum. Üçüncüde de yukarıya saat yine 500 ve 5 yazıp Amazon Choice'u seçip yine hedef mağazada aynı satıcıyla aynı linkte aratıyorum. Doğru bir işlem mi yapıyorum hocam? Eğer linkiniz hepsinden ürün buluyorsa doğru bir işlem. Ama siz ilk yaptığınız işlemde full ürün buluyor, sonraki 4 işlemde, 3 işlemde hiç ürün bulmuyorsa yanlış. Bu tamamen linkinize bağlı ama yaptığınız yöntem doğru. Dediğim gibi anladığım kadarıyla siz bu linkteki ilk başta genel bir gözden geçiyorsunuz. Ondan sonra çok satanlar, sales rank'i, choice yaptığınız yöntem gayet mantıklı. Yani bunları da güzel bir strateji geliştirmişsiniz, deneye deneye yapabilirsiniz. Bir kere de sadece choice'a basıp aratıyorsunuz değil mi? Başka bir şey yapmıyorsunuz. Evet hocam. Tamam, doğru. Evet. Ada Bey, ben de bir şey sorabilir miyim? Pardon, soru bitti zannettim. Kusura bakmayın. Sadece choice değil hocam. Orada yine 500 ve 5'i seçiyorum gene ama. Choice aratırken buraya 1000-1500 yapabilirsiniz. 1000-1500 yapabilirim. Aynen. Choice'un bulma oranı düşük ya, daha da genişletelim skalasını. Anladım. Bir de hocam son olarak, kusura bakmayın arkadaşlarım, vaktini almayayım. Genelde ürünlerim benim Dover Price ve veya tek ürün sat ürünü tek satan kişi olarak çıkıyor zaten. Evet. Herhalde doğru yoldayım diye düşünüyorum. Yani bu oranı %50 ve üstüne çıkardığınızda buybackslar yavaş yavaş gelir. %50 ve orana çıkardığımda buybackslar yavaş yavaş gelir. Tamam. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Ada Bey merhabalar. Ben Canay Demir. 5 aydır bana mezze sayesinde biliyorum. Drop yapıyorum. Canay Demir. Biliyorum canım. İki defa sordum ama görmeyince sesli sorayım dedim. Ben 3 ay evvel yanlışlıkla bir önceki siparişin adresiyle bir sonraki siparişi yollamışım. Ben teslimat yapıldı gözüküyor ama A2Z claim açıldı geçen hafta ve Amazon direkt müşteriye %100 hemen parayı iade etti. İade filan herhangi bir şey olmadan. Şimdi benden bir appeal istiyor. Bu appeal'la alakalı benim ne yazmam gerekiyor? Şimdi burada hata %100 bende. Hani benim bunu bu şekilde yazmam benim hesap yani ileride bir problem yaratır mı veya ne yazmalıyım, ne yapmalıyım onu sormak istedim. Şimdi orada şey yazabilirsiniz. Tamamen böyle asistan mantığına davranabilirsiniz. Asistanım adresleri yanlış girmiş dersiniz. Onun evidence'larını da atarsınız. Bir önceki siparişle bir sonraki siparişin ekran görüntüsünü atarsınız. Atıyorum orduk bölümünden adresler yazıyor ya, Shippud'da şurada. O alıcı hesabıyla daha kolay. Yok, alıcı hesabını atmayın. Alıcı hesabından hani onu atmayın. Bu adresi atın. Deyin ki bir önceki siparişimin adresi buydu. Bir sonraki siparişim de bu. Ben bir önceki asistanım değil hatta. Bir önceki siparişimle bu siparişin adreslerini karıştırmış. Ben problemi çözdüm. Kişilerin ödemesini yaptım. Hatta ürünü hediye mi ettiniz? Yok, zaten Amazon direkt bir gün içerisinde, yani bir gün sonra direkt kayıt mail geldi. Ürünün fiyatı direkt alıcıya şak diye, benim zaten alacağım vardı hani hesabımda. Oradan düşüldü direkt. Hani bana hani öder misin ödemez misin, iade et, herhangi bir şey çıkmadı. Çünkü alıcı bana ürün ulaşmadı diye bana mail attı ondan sonra ve bir gün sonra A2Z'yi açmış. Bir gün sonra da, yani yaklaşık 3 gün içerisinde, 3 günün sonunda da Amazon direkt parayı benim hesabımdan... Tamam, A2Z'ler de öyle yapar. Onu demiyorum. Ürün kişiye gitmedi değil mi? İsteyen kişiye ürün ulaştı mı peki? Yok, başka kişiye ulaşmış. Tamam, o kişi başka kişiye ulaşan...
Ulaşan kişi de ürün. Yani ürünümüz zarardayız yani o ürünü gönderdiğimiz için. Evet öyle. Tamam, şöyle diyebilirsiniz. Ya adresi karışıklık olarak gönderdiğim kişi de ürün. Hatta ürünü geri talep etmedim. Ona gönderdim. Ürünü satın alan kişiye de tüm parasını iade ettim. Yani bu durumda sen mağdursun hatamdan. Aynen, bir tek mağdur satıcı oluyor. Evet. Bu durumu açıklarsan İngilizce bir şekilde ekran görüntülerini de attığın takdirde bir problem olmaz. A to Z'yi kapattım ben. Onu ne kadar sürede kapatıyorlar bunu? Hani haklı ya da haksız bulmak diye bir şey oluyor mu? Hani veya sabit kalıyor mu? Hep sonunda bu appeal'dan sonra siliniyor mu peki? Yok yok, onlar 60 günde bir gider sonra appeal yazdıktan sonra. Hani zaten burada sizin herhangi bir dolandıracağınız bir nokta da yok. Burada zararlı sizsiniz zaten. Ürün de gitmiş, aynen, paranız öyle da gitmiş. Bir problem olmaz o açıdan. Aynen öyle. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. Türkiye ve Arap Emirlikleri'nde mağazam var. Aynı hesapla Singapur, Japonya ve Kanada mağazası açsam sıkıntı olur mu? Aynı hesapla değil de Sell Global bölümünden diğer hesapları açabilirsiniz. Evet hocam, hedef mağaza mevcut ürün off yapıyorum ama karşıma çıkan ürünler hedef mağaza. Bakalım ona şuradan. Hedef mağaza satıcı ürünleri off yapın. Buybox uygun çıkıyor. Ürünün aslında baktığında başka bir satıcı ürünü satıyor. Bu ne demek? Şimdi hedef mağazada aynı satıcı başka satıcı olamayacağı anlamına gelmiyor. Başka satıcı olabilir. Hedef mağazada aynı satıcı ne demek? Kaynak mağazada aldığımız kişi o ürünü Kanada'da satıyorsa bunlara girmeyelim. Bunları engelleyelim. Atıyorum Amerika'da bu telefon tutacağını işte Ada Store satıyordur. Kanada'da da Ada Store satıyordur. Biz bunları engellemeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü adam üretiyor bu malı demek ki. Kanada'da drop'unu da yapıyor. FBA'nı da yapıyor. Bu mallara girmek istemiyoruz. Başka satıcı tabii çıkacak. Bizde en az 5-6 tane rakibimiz olacak. Onları şuradan ayırabilirsiniz. Neredeydi o? Şeyden ayırabilirsiniz. Hedef mağazada satış sayısından azaltabilirsiniz ama ilk başlarda bunlara da gerek yok. Hani 1-2 de olabilir, 5-6 da olabilir. Hani orada bize ürünün düşme ihtimali bir tık da şansımıza bağlı ya. Eğer karlılık oranlarımız da güzelse satış bize gelir. Hani çok kişi var diye de rekabetten korkmayalım. Çünkü rekabet yapmamızı sağlıyor yazılım aslında. Hocam kargonun ulaşıp ulaşmadığı bana mesela göreceğiz, tamamlandı yazıyor ama anlamadım ulaştığımı nerede, başka bir yerden mi? Bakmam gerekiyor. Oğuzhan Bey, orada tamamlandı yazdıktan sonra oradaki şeye bastıktan sonra şöyle gösteriyor. Teslim edilen oluyor. Tamamlandıktan sonra teslim edilene düşüyor. Eğer tamamlandı deyip de teslim edilene düşmediyse kargo firmasına gidip en üstte delivered yazar zaten. Ulaştı yazar. Oradan anlayabilirsiniz o ürünün ulaşıp ulaşmadığını. FedEx'e baktığımızda FedEx'te mesela böyle gösteriyor. EPC'de falan farklı şekilde gösteriyor ama bu linkten anlayabilirsiniz ulaşıp ulaşmadığını. Ama hala anlayamadıysanız, hani aklınızda soru işareti varsa buradan chat ekibinden destek alabilirsiniz. Burada canlı kişiler var bu arada arkadaşlar. Bot değil. Size 7/24 destek verirler oradan. Arap Emirlikleri'nde 2500 üründe 600 buybox var. %25 normal bir diğer mağaza henüz satışıyor. Kalibe gayet güzel. Onları bir gruplandırıp ayarlamalarını yaparsanız daha da güzel olur. Öne çıkar, satışlar gelir onları gruplandırdığınızda. Ama 2500 üründe 600 buybox 2 aylık mağaza için gayet ideal. Kanada için trademark ürünü yükselen yüklesek problem olur mu? Yani satmamızı gereken ürünler yüklersek Amazon zaten buna izin vermiyor diyebiliyorum. Trademark ürünlerde şöyle söyleyeyim. Çok bilindik markaların olduğu alanlara girmeyin. Mesela elektronikte Apple, Samsung gelebiliyor karşımıza. Elektronikte trademark'a girmeyin. Atıyorum ama banyo olur, ev malzeme olur. Bunda trademark yükleyebilirsiniz. Tabii ki de mağazanız biraz oturduysa, hani bir ay, bir buçuk aylık süreci geçip satışlar da olduysa bunu yapabilirsiniz. Onda da trademark'ı göze aldığınızda da zaten o sizin sorununuzda, maillerinizi çok sık takip etmeniz gerekiyor Amazon'dan gelen trademark uyarılarını. Dediğim gibi her zaman inaktif bölümündeki uyarıları silmemiz gerekiyor trademark ürünü yükledikten sonra. Hocam ben Kanada'da drop yapıyorum. Hiç buybox almadım daha. Fakat geçen gün buybox kısmında kırmızı bir ok çıktı ve buybox düşüşte görünüyor. İncildim, baktım ama bu buybox hareketleri de Gökhan Bey, kötü bir şey değil. Buybox'ınız demek ki çok kısa bir süreliğine gelmiş, tekrar geri düşmüş. Bu aslında başlangıcın bir göstergesidir. Problem yok. Düşüş de olacak, artış da olacak. Orada öyle nasıl diyeyim, şurada bir buybox'a bakayım onun şimdi. Evet, buradaki sıfır hareketliliği bile bizim için iyi aslında. Bunlar iki günlük datalar olduğu için
Demek ki yakında gelecek demek var. Hocam ben buraya Singapur'a mağaza açtım ama Avrupa ülkeleri veya diğer ülkelere mağazamı açamıyorum. Yeni kimlik bilgileri tekrar deneyeyim diyorum. Sonra Esat Bey başka linkten açılıyor çünkü 12 ülke mağaza açılışları. Arap Emekliler üzerinden onu açamazsınız. Farklı bir mail ve farklı bir maille açıp Arap Emekliler ve Singapur'u bağlayabilirsiniz kendi hesabınıza. Veya Singapur veya Bahreyn'de çok satışınız yoksa yeni hesaptan hepsini birden açıp da devam edebilirsiniz. Onu da sanal sunucuyla yapmanızı tavsiye ediyorum. Manav MZ kargosuyla yasak ürünler hariç her türlü ürün. Yiğit Bey, Amazon Seller Center'da sattığınız ürünleri gönderebilirsiniz ama eğer her ürünü onunla göndermek istiyorsanız şeye geçebilirsiniz. Bizim Vana Meze OneShip modeline geçebilirsiniz. Her ürünü onunla göndermek istiyorsunuz ama dediğiniz soru eğer şuysa atıyorum başka bir pazar yerinden ürünü alıp gönderebilir miyim diyorsanız o olmaz. Amazon to Amazon yapıyoruz çünkü biz. Hani başka bir Amazon dışı pazar yerinden ürün alıp ara depoya gönderip alıcıya gönderemiyoruz. Gökhan Bey daha yeni bir ayınız mı oldu? Evet, neyse tamam. Sorular bitti sanırım. Varsa sessiz soru alabilirim birkaç tane daha. Sonradan yavaştan bitirebiliriz. Önemli olan bu derste choice butonundan bahsetmekti. Bir de envanterdeki one hour'ı choice günlük olarak kullanmaktı. Bakayım. Hocam bir soru sorabilir miyim ben? Tabii. Hocam şimdi arada bu şimdi Seller Central'da Buy Box yeri veya diğer menülerde yukarıda yazılar var ya Total Balance, Buyer Message onlar tamamıyla yok oluyor hocam. O neden oluyor? Buralar mı? Bu taraf mı? Seller Center'a geçebilir miyiz? Hayır hocam. Seller Center mı dediniz? Ama Pardon. yukarıda bu evet onlar hocam. Evet olabiliyor bazen. Aynen benim de şunda oluyor. Günlük satışım geliyor. Today sales'ı göstermiyor mesela. Onlar olabiliyor. Yani bunları hiç göstermiyor hocam. Bir de görüyorsun bir gün oluyor, 2 gün oluyor. O neden dolayı? O programla mı ilgili bir şey yok? Windows'la da ilgili olabilir. Kaç güncel mi Windows'unuz? Mac bende. Yani Mac mi? Tamam Evet. şeyle en son Sierra mı gelmişti macOS'ta? Onu güncelleyin isterseniz. Güncelleme ile alakalı olabilir ve tarayıcıyla da alakalı olabilir. Mesela aslında Opera'da daha sağlam çalışıyor burası ama tarayıcı değiştirmeyin kesinlikle. Onu başta yapmamız gerekiyordu. Tarayıcıyla da ilgili bir şey olabilir. Aha, tamam anladım hocam. Teşekkür. Rica ederim. Hocam bir şey soracağım. Tabii ki. Ben geçen 1,5 hafta önce falan OneShip'ten Amazon ve Aradepo gönderimine geçmiştim. Yaklaşık genel olarak eğitimlerde de envanterleri gördüğümüz için hani Aradepo'yla gitme oranı böyle 10 üründe 1-2 tanesinde falan gider. Ben bir baktım envanterimin hala yarısı Aradepo'yla gidiyor. Aslında mail desteğe de mail atmıştım. Tam olarak çözemedim hani. Hasan Bey şöyle açıklayayım. Siz OneShip'e yeni geçtiniz ya. Aha Siz bundan şey sonra bu Aradepo. tamam OneShip'e geçmediniz mi? Hayır, OneShip'ten Amazon ve Aradepo'ya geçtim. Heh, tamam. Önceki ürünleri full OneShip diye mi yazıyor? Önceki ürünlerin bir kısmı Amazon'a döndü ama beklediğim kadar kısmı dönmedi. Tamam, OneShip'teyken aratırken de ona ürün buluyor aslında. Ara depoyla gidince karlı olabilecek, ara depoyla gidebilecek ürünleri bulduğu için onları direkt Amazon Global'e çeviremez. Arasında varsa Global onları çevirebilir. Onun için bir şunu deneyebilirsiniz. Şimdi senkronize et diyebilirsiniz. Ve hatta şunu da yapabilirsiniz. Buradan daha fazlasından activate listing yapın. Ürünleri tekrar bir canlandırın. Ondan sonra ürünleri güncelle deyin. Oranlar değişebilir orada ama önceki Avana MZ yazılarının hepsi Amazon'a dönmez. Öyle söyleyeyim. Çünkü aratırken de ona göre aratıyor yazılım. OneShift. Anladım. Aratırken dediğiniz gibi daha mantıklı oturdu. Şimdi yo zaten hepsi dönmesinden değil de yine oran bana şey gelmişti, absürt gelmişti. Yarı yarıya Aynen. bir Atıyorum sizin oran. 100 tane envanter ürününüz varsa belki bunun 20 tanesi globalle gidebiliyordu. Tamam siz onu da OneShift'e çevirdiniz. Tekrar ikisine geçtiğinizde o 20 tanesini aktif etmiştir. 80 tanesi yine ara depoyla gidiyordur. Evet, aramada ben şey yaptığını düşünmüyordum. Tabii aramada yapar bunu. Çünkü neden? Ona göre karlılık ayarlar kendini. Peki. Atıyorum yazılımın kendisinin kafasında biçtiği bir kargo ücreti var aslında. Yani 35-40 dolar bir kargo ücreti biçiyor, ona göre ekliyor onu. Anladım. Aynen. Aynen. Ortalama bir fiyat söyledim şu an. Öyle net bir şey değil de öyle işlediğini.
Ya çünkü şimdi ara depoyla giden ürünlerde çok fazla rekabet edemiyoruz. O yüzden ne bileyim çok fazla ara depoyla gitmesini istemiyorum. Bir de bazı durumlarda dezavantajlı düşebiliyorsun iade gibi durumlarda. O yüzden yine tamam ara depoyla gönderim yapayım ama bunu minimalize tutmak istiyorum. Bir de şimdi ara depodan sözleşme alıp Amazon'a göndeririz ya Amazon bizden istediğinde. Şey vardı değil mi? O sözleşmenin üstündeki şeyi oyunu değiştirebiliyorduk ürüne bazlı. Hani bir kere ara depoyla ürün göndermemiz yetiyordu sanırım. Emre Hoca'nın bir tane dersinde anlattığı gibi. Evet diyelim öyle olsun şimdilik. Tamam Ha, mı? tamam. Tamam. Şimdi başka sorulara geçeyim. Tamam Hocam kolay gelsin. Buybox %25 ancak Seller Center'da %1. Ali Bey geç geliyor Vanamez'e. Seller Center'a 1-2 gün sonra düzelir. O oranlarınız gelir. Buybox değişiklik gösteriyor. Bir de Amazon'a geç gidiyor Buybox. O gayet normal ama çok fark varmış 25 ile 1-2 göstermesi. O neden oluyor? Burada overall alıyor çünkü. Tek bir ülke bazlı almıyor ya. Burada 34, 16, 33 üçünü toplayıp ortalamasını alıyor. Belki bir yerde bir tane Buybox'ınız vardır. İkisinin ortalamasını aldığı için düşürüyor olabilir. O yüzden basıp ülke bazlı bakmanızı öneriyorum. Merhabalar hocam. 12 mağaza açılışım Vanamese tarafından yapıldı. Bir ülke mağazamı downgrade yaparken en son seçenek olarak current region'ı yoksa old region'ı, current region'ı seçmeniz gerek ve downgrade yaparken Meksika'yı sakın downgrade yapmayın. Tüm ülkeleri kapatıyor. Onu da tekrardan bildireyim. Meksika'yı downgrade yapmayın. Hocam Buybox'ın daha kolay gelmesi için lowest price olmayan tüm ürünleri listeden kaldırmak işe yaramaz Serdar Bey. Lowest price'i yüksek olan ürünleri gruplandırıp kar oranını düşürmek daha fazla işe yarar. Fiyat yüksekliğinden dolayı bazı ürünleri Amazon deaktif ediyor. Bunları silmemiz tabii ki de silmemiz gerekiyor. Zaten sonuç dersimizde de her gün her derste bu panele girdim. Çünkü çok önemli. Benim buradan çok başım ağrıdı. Burayı ben bilmiyordum ilk başlarda. Bir baktım 2000 tane ürün vardı burada. Onları temizledikten sonra günde 5-10 tane sipariş gelmeye başladı. O yüzden burayı günlük olarak temizleyelim. Uzun süredir %1-2 olarak gösteriyorum. Tamam, o ortalama aldık. Amazon istatistiklerine nasıl bakıyorsunuz? Ne kadar olmalı? Neye dikkat ediyorsunuz? Yiğit Bey, ona report bölümünden, business report'tan bakıyoruz. Benim burada tamamen kendi şeyim, düşüncem %10. Envanterinizin %10 ve üstü ise gayet iyi. Ne demek %10? 876 gözüküyorsa burada. Benim envanterimde 8000 ürün varsa bu gayet iyi. Ama mesela bakalım Kanada'da bende kaç tane ürün varmış? Yani ürün sayınızın %10'undan fazlası görüntülenmeniz varsa gayet iyi. Mesela benim 300-400 görüntülenmem iyi olması gerekir, iyi denebilecekken 800'ler çok iyi. O şekilde bakabilirsiniz buraya. Business Report bölümünden bakıyoruz istatistiklere. Cem Bey sormuş. Pioneer'den USD getirmek istiyorum ama iş yeri sahibi değilim ve vergi vermiyorum. Öneriler alabilir miyiz? Yaklaşık 2000 USD getirmeyi düşünüyoruz. Az sık sık mı getirelim? Toplu almakla sakınca var mı? Benim maksimum çektiğim 4000 dolardı. Bir problem olmadı. O 35.000 dolara kadar zaten yüksek çekimlerde bir problem oluyor. USD getirebiliriz ama tekrardan bir bence muhasebecinize sorun. 2000 USD bir problem olacağını çok sanmıyorum ama tekrardan bir muhasebecinize sorun. Yakın zamanda şirket açarsanız daha iyi olur tabii ki de. Aslı Hanım 3 asin suspend edeceğim. O zaman kendi faturanı kabul etmiyor. Fatura sorunu nasıl halledeyim? İşte fatura ara depo faturalarını kabul ediyor Aslı Hanım. O yüzden ara depo ile göndermenizi tavsiye ediyoruz ya. Ara depo faturalarını kabul ediyor. Kendi faturalarını kabul etmiyor. Bayede bir aralığı kaç? Bayede ne aralığını tekrar yazarsanız sorunuzu cevaplayayım. Varsa sesli soru alabilirim şu an. Yazılı sorular bitti. Hocam ara depoyla gönderdiğimiz ürünü iade ederken mesela iade ettik ara depoya geldi. Ondan sonraki durum nasıl oluyor? Ara depodan satıcıya nasıl gidiyor? Amerika'dan aldığımız satıcıya. Ara depo iade süreçlerinde ilk başta dediğiniz gibi ara depoya geliyor. Ara depo Amazon'a gönderiyor o ürünü. O ürünü bazlı olarak size bir fatura çıkarıyor. Çünkü ara depo tekrar bir kargo işlemi faaliyete sokuyor. O ücreti ödüyorsunuz.
Çok çok fazla bir ücret değil o. O bizim ara depomuzdan Las Vegas'taki büyük alana gidiyor. Amazon'un büyük tesisi var. İade topladığı merkez. Oraya ulaştığında alıcı hesabınızdan size para yatıyor. İadelerdeki temel mantık bu. İlk başta kendi paramızı kurtarıyoruz alıcı hesabından. Ondan sonra kişiye ödeme yapıyoruz. Yani biz sadece ara depoya gönderiyoruz. Yani bizim işimiz bu. Sonrasını ara depo yapıyor. İşimiz bu. Ara depo bize bir fiyatlandırma çıkarabiliyor ama onu da size yazar burada. Bir Anladım. eksi bakiye oluşturur. Oradan halledersiniz. Onun tam detaylı bilgisini haftaya vereyim. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Best Seller Rank Arap Emirliği'nde hiç yapmadım ama buradaki şeyi yapabilirsiniz. Default olan 1 10 bin ile 1 50 bin yapabilirsiniz. Bülent Bey, Japonya mağazası için karlılık oranları ne olacağım? Japonya'ya yeni başlıyorsanız Kanada gibi başlayabilirsiniz. 15, 35, 45 civarlarında ama Japonya'da kademeli olarak arttırabilirsiniz. Japonya dediğim gibi karlılıkta bir yana sorunumuz yok. Tamam, başka soru yok sanırım. Şu paylaşımı durdurayım, ekran paylaşımı. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Video en kısa zamanda YouTube'a atılacak. Herkese iyi akşamlar diliyorum.